Anam yapar, anam işte. Biz bir geçeyim. Merhaba, Ermanya'na gidelim. Babalarımız, gerçekten arkadaşlarımız, yoldaşlarımız, hepinize öncelikle hoş geldiniz diyorum. Ölü kesimlerin geleneği yaşayanların beynine ak dağ gibi çökmüştür. Toplumsal varlık olarak kabul ettiğimiz insan belli bir toplumda doğar, o toplumun kültürü içinde şekillenir. Anaerkil toplumdan ataerkil topluma geçişle beraber kadınların hakları erkekler tarafından yavaş yavaş elinden alınarak kadın önce iş yaşamında, daha sonra da toplumdaki temsiliyet hakkı elinden alınıp sadece ev içinde dört duvar arasında köleleştirilmiştir. Kadının bu köleleştirilmesi binlerce yıl sürmüş ve de sürmektedir. Erkek egemenliği, kadın yeri geldiğinde erkek tarafından bir cinsel obje olmuş, yeri geldiğinde reklam filmlerinde bir metanın pazarlamasındaki araç, yeri geldiğinde şehzade olduğu gibi savaşlarda ganimet, yeri geldiğinde değeri evdeki öküzden sonra gelen kadınlarımız binlerce yıl erkek egemen toplumda köleleştirilip bir şeylere aracı olmuştur. 1857 Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kadınların daha iyi yaşam koşulları, eşit işe, eşit ücret talebiyle başlattıkları grev kadın özgürlük hareketi içerisinde anlam bulup dünyayı değiştirip dönüştürme gücüne kadın ordusuyla ulaşmıştı. Binlerce yıl kadını yok sayan erkek egemen zihniyete karşı dinanlaşan gerilla saflarında kendi ve erkeği özgürleştirmek için kadın mücadele etmektedir. Binlerce yıl kadınların özgür olarak yaşadıkları bu topraklarda köleleştirilmesine karşı yine kadın özgürlük hareketi bu topraklarda kadını özgürleştirecektir. Biz devrimciler kadının bu şekilde sömürülmesine karşılık yeni yaşam çağrısıdır. Yeni yaşam çağrısını erkek ve kadının eşit ve kolektif bir yaşamı nasıl beraber kuracaklarını, göğün ve yarısını kadın, yarısında erkeğin olacağı bir kültürü hep beraber nasıl oluşturacağımız, oluşacak yeni demokrat kültürü kadın ve erkek tarafından eşitçe ve adil olmak şartıyla öğrenmemiz gerekmektedir. Yeni yaşam çağrısıyla bizler yeni demokrat insanı nasıl yaratmalıyız? Yeni demokrat insan yaratılırken erkek egemen zihniyet üzerinden değil, kadın ve erkeğin eşit koşullarda beraberce yaşama geçireceği bir felsefe oluşturmalıyız. Bu felsefenin temelinde insanı merkeze alıp erkek kadın cins ayrımı yapılmadan kolektif bir yaşamın yaşam alanları örülmelidir.